O depar taşına çıktığımda sadece kendim oluyorum. Her şeyimi orada veriyorum. O anda orada olmak sanki benim kaderimmiş gibi. Yüzme için bir devrim. Çok büyük bir başarı. Kuzey Tunçelli finale gidiyor. Aman Allah'ım. 2028 için ne olur? Bence çoklu madalya olur. Altın madalya olur. Kocaeli'nde, İzmit'te doğdum. Yıldızlar Yüzme Kulübü'ne başladım. Yüzmeyi ilk öğrendiğim yer orasıydı. 5 yaşlarında, 4 yaşlarındayken gitmiştim. Ulan burada inekler falan otluyor. İnekler suya düşmesin diye gece bekçimizin görevi buydu. Önce bir çadırdı. Buhar oluyordu. Hop dediğimiz çocuk çıkıyordu, geri gelmiyordu, buharda göremiyorduk falan. Böyle bir amatör ruhla çıkmış bir şey ve Kuzey Tunceli'yi bu yapı çıkartmıştır. Sürekli yüksek enerjisi olan bir çocuktu Kuzey. Böyle bir şeyle saatlerce duran bir çocuk değildi. Başla. Çok fazla suyla oynamayı sevmesinden dolayı dedik ki biz yüzmeye götürelim. Bizim kamera hocamız vardı, kamera abla. O başlattı. Ondan sonra küçük yaşlarımdan beri uzun yıllardır çalıştığım her zaman tek bir Aykut hocam vardı. Onun yanında destek veren çok fazla, çok büyük bir takım var tabii ki. Bunun içinde mentor, antrenör, yardımcı antrenörler, onun dışında dış elemanlar, kondisyoner, psikolog, fizyoterapist, performans hekimi, su altı analizcisi. Hangi besinleri alacak, hangi aşamada, hangi yılda, hangi yaşta, hangi ağırlığı kaldırmalı? Birçok ulusal takımda olmayan kadro var burada. Önce iyi birer atlet yapıyoruz onları. Ondan sonra iyi birer yüzücü yapıyoruz. İlk zamanlarda antrenmanda uçuyor, yarışta çakılıyor. Antrenmanları mükemmel yapan ama yarışta korkumdan dolayı kendimi gösteremeyen bir sporcuydum. Kuzey 12 yaşta en son yüzdüğü yarışta 25. sıralarda falan yüzdü 400 serbest derecesinde. Çoğu sporcu gibi benim de bir açılma noktam oldu. 2021 Türkiye Kış Şampiyonası'ydı. Orada Türkiye rekorunu 25 saniye atarak yeni Türkiye rekortmeni oldum. O anda benim hayatım değişti. İlk rekorunu kırması sonrasında Aykut hocamız dile getirdi ilk etapta. Kuzey, olimpiyatlarda madalya alabilecek bir sporcu. Olimpik sporcuların diğer sporculardan en büyük farkı o özveriyi göstermiş olmaları. Ay çok terledim deyip üstünü açıp gezip dolaşıp sonra üşütüp. Yani öyle bir konforu bile yok mesela bu sporcuların. Bir noktadan sonra o da rahatlamak istiyor, bir noktadan sonra o da eğlenmek istiyor. Nehir kenarına gidelim, şöyle bir dolaşayım dedim. Bir bakıyordum, bir Kuzey bizim diğer arkadaşlarıyla basket sahasında futbol topu oynuyor, futbol oynuyor. Üstü açık, rüzgar değişiyor orada. Hemen bıraktı. Hocam özür dilerim dedi. Dereceye gelemediğimde kızdı. Neden yapmıyorsun diyor, ben de yapamıyorum diyorum. Bir dışarıda gerçekten çocuksu, çocuk şakaları yapan bir kişiyim ben. Havuzun oradaki yüzüm çok farklı. Çok mükemmel bir antrenman yapılmasını tercih eden bir antrenör. Ve sertim. Birine karşı bir böyle bir kişisel bir şey değil bu. O sistemi ya kabullenip devam edecek ya kabullenmeyip dışında kalacak. 5 tane alan var hücumda, kulaçta, kol çekmede, serbest sürmede, sırtta. Bunun birinci bölgesini reddeden kişiyim. Bunu Kuzey'e uyguluyorum. Suda attığını görebiliyorsunuz. Tabii tüy gibi. Suyun üzerinde gider. Diğerlerinden farklıdır zaten o anlamda. Onu ben fark edemiyorum pek. Benim için önemli olan tarafı ikinci bölgeyi uygulayan dünyanın en iyisi. Kardiyovasküler sistemi bizim tekniğe cuk diye oturuyor. Kuzey
1200 metre yüzüp sonra nabzını yarış içinde düşürüp atağa kalkabilme yeteneğine sahip. Bakın bizim yarış taktiğimiz buradan çıkmadır. Kalp atımından çıkmadır. Biz yarış taktiğimizi ona göre kurgularız. O yüzden olimpiyatta Kuzey'in son 500'ü farklıdır diğerlerinden. Olimpiyat seçmesi yılına girmiştik ve bizi çok yoğun bir program bekliyordu. O yoğun programa girerken ben çok talihsiz bir şekilde iki omzumdan da sakatlık geçirdim. Psikolojim tamamen darmadağın olmuştu. Kilo almıştım. Kendime güvenmiyordum. Biz senin yanındayız. Ne yaparsan biz senin yanındayız dediğiniz anda pek çok şeyin yolunu 2-3 katı almış oluyorsunuz. Bu konuda şey yapan sevecen eller var. 2022 yılının Kasım ayında Kuzey'i sahiplendik, sporcumuz oldu, lisanslı sporcumuz oldu. Aykut Hoca söylemişti, omuzlarında, kollarımda sakatlık var diye. Ben önemli değil dedim. Bünyemizi hiç reddetmeden kattık. Kuzey Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu. Bütün ağırlık, bütün gücü, desteği de Fenerbahçe veriyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün forması, arması, bu kulüpte yarışma ruhu sporcuyu motive eder. Bu takımın gücünü ve tüm ruhunun benim arkamda olması bana inanılmaz bir güç veriyor. Gerek görsel medyada, gerek yazılı medyada yer almaya başlıyorlar. Ekonomik olarak destek artıyor. Ali Bey'in desteği bugün Kuzey'i yüzdürüyor. Bizlerin yeni Kuzey'ler çıkmasına sebep oluyor. Tüm Fenerbahçe camiasına her zaman çok teşekkür ederim. Kuzey'in bünyemize katıldıktan sonra başarıları peş peşe gelmeye başladı. Tekrar toparlandım ve yavaş yavaş tekrar yüzmeye başladım. Kuzey hırslı bir çocuk, çalışkan bir çocuk, sporun ahlaki değerlerine ve spor kültürüne uygun bir çocuk. Sadece bir ay sonrasında 12 saniye düşürerek olimpiyat kosasını ilk alan Türk sporculardan biri olmuştum. O yarışı bitirdiğimde herkesin bağırması benim ismimi söylemesi unutulmaz bir andı. Çok da güzel bir fotoğraf var. Böyle billboardlara çıkacak şekilde bir fotoğraf. Oradayken ben artık buyum demiştim. Türkiye'nin tarihinde Avrupa Büyükleri'nde madalya yok. Ve karşımda dev bir romançuk var. Dünya gençler rekoru kırmıştım 14.41 ile. He's going to successfully defend his European Junior title. He's the World Junior title champion. He's the European Junior champion, and he's now the world's junior record holder in the men's 1500 meters freestyle. Eski dünya gençler rekoruna tam 5 saniye atmıştım. Saliselerle kırılır rekorlar. Tam 5 saniye kırdı. Aykut Hoca son 500 metreye kala bana haydi diye bağırarak o hareketi gördükten sonra arttırmam gerektiğini anladım ve bir anda fark 15 metreye çıktı. I'm not so young like these guys, like 17, 18, 20, I can remember myself. I'm 16. Okay, ciao. Kuzey Litvanya'da dünya gençler rekorunu kırdığında rakibi 40 metre gerideydi. Orada o yaptığım derece bana çok büyük bir özgüven kattı. 52 ülkenin hepsi ayağa kalktı. The crowd going nuts in the background, they really are. Ve en güzeli de Kuzey benim elime kaldırması. Kuzey, o da çok mutlu oldum. Ondan sonra olimpiyata Türkiye'de yapılmamış bir şeyi yapmaya gitmek istedim. Merhaba, ben Kuzey Tunçelli. Şu anda KFN'in en genç üyesiyim. Ve burada olmak benim için gerçekten inanılmaz büyük bir gurur. Olimpiyatta 3 rakip bizden iyiydi. Hem bizden çok tecrübeli hem iyiler. Dedim ki Kuzey, birini götüreceğiz. Bunu yaparım ben. Bir yıl içinde iki kere dünya gençler rekoru kırarak çok büyük bir başarıya daha imza atmış oldum. Kuzey Tunçelli finale gidiyor. Aman Allah'ım, 1500 serbestte tarihimizde ilk kez yüzmede bir yüzücümüz finalde mücadele edecek. 101 yıllık tarihimizde ilk defa olimpiyatlarda yüzme dalında bir final yüzüyoruz. Final yüzmek demek büyük bir devrim demektir. Bu sporcunun da kulübümüzün, yüzme şubemizin, Fenerbahçe'nin bir sporcusu olması da bizi ayrı bir şekilde gururlandırıyor. Çıktıktan sonra hep beraber ağlamıştık ve bizim için unutulmaz bir andı. Ben aslında çok duygusal bir adam değilim. Hani çok mutlu oldum, evet. Ama yani emeğin karşılığını aldık, olması gereken de buydu. O kadar benim için, bitti. 2028-2032'nin bence efsane bir yüzücüsü olacak. Belki bu anlamda Kuzey tarihe geçecek. Belki o zaman ağlarım, belli olmaz. Benim hedefim en başından beri
en üst nokta. Ve en üst noktada olimpiyatlarda şampiyonluğu kazanmak benim için. Çağdaşlığın gereğidir yüzme. Biz bu alanda öne çıkmalıyız ve Kuzey bu anlamda bir öne çık. Çok genç yaşta tarihimizde olmayan bir final yürüdü. Tüm ülkeme ve Fenerbahçe camiasına elimden gelenin her zaman en iyisini yapacağına söz veriyorum. O havuzdaki gördüğünüz pankartı küçüklüğümden beri asla bırakmayasına bakarak kendimi her zaman motive ediyordum. O anda onu gördüğümde her zaman kendimi daha üstüme koyarak çok daha ileri taşımayı istiyorum.